Bugün rotamız Limassol dedik ve Limassol'a geldik. Evet, Limassol'da 1974 öncesi Kıbrıs'ta Türklerin yaşadığı bölgeler ve mahallelerden bir tanesi olan Vietnam bölgesine gideceğiz. Elbette ki diğer mahallelerde de yaşayan, örneğin Ayandon olsun, işte çarşının olduğu bölge, Ankara sokağı olsun gibi birçok yere başka konuklarımızla gideceğiz. Ama bugün Vietnam mahallesinde doğan, büyüyen ve orada 1974'e kadar ikamet eden konuğumuzla sizleri tanıştıracağız. Ama öncesinde biz tabii ki Limassol'a girer girmez deniz kenarına geldik ve sizlere buradan ilk anonsumuzu ve merhabamızı iletmek istedik. Evet Ayhan Korel, bize kendini çok kısa bir tanıt. Biz seni tanırız ama ekrandaki izleyicilerimiz de bir belki, tanısın. Belki de çoğu. Limassollusun, evet çoğu da tanır. Evet, aslında şeyde Vietnam'da. Vietnam mahallesinde. Belediye evlerinde doğdun Limassol'da. 66'da doğdum. 8 yaşındaydım Fasaryalar'ın içinde. Şimdi çok da güzel bir yere getirdin beni aslında. Goloş Kalesi'ndeyim. Goloş'ta aslında Kıbrıslı Rumlar ve Türkler birlikte yaşardı. Evet. Ve buraya da gerek Limassol'dan olsun, gerek Fasur'dan mı yok, olsun daha doğrusu gelenler Kıbrıs'ın olurdu. Her yerinden çok yani ziyaretçi alan çok bir yerdi. Çok ziyaretçi alan bir yerdi. Peki Kıbrıslı Türkler burada tanıdıkların aile, akraba? Vallahi aile dostlarımız vardı. Hatta akraba bile babama akraba olan insanlar da vardı. Ama babam Fasur çiftliğinde embistadıydı. Yani işçi başı. Ve birçok Türkiye hatta Rum'a çok yardımları bulundu çalıştığı dönemlerde ve onlara iş verirdi. Üniversitede okuyan öğrenciler yaz tatillerinde geldiklerinde hepsi Fasur'da çalışırlardı. Ne iş yaparlardı Fasur'da? Fasur'da gençler üniversiteden geldiklerinde sırf para kazansınlar 2-3 aylık bir dönem için devamlı olarak çapa yaparlardı. Ne yetişirdi? Her şey. Fasur çiftliğinde her şey yetişirdi. Patatesinden tut, çileğine, portakalına ki portakalı her zaman içtiğimiz, şu anda içtiğimiz bile geanlar buradan çıkarlardı. Az önce geçtiğimiz yolda Stamadis'in şeyleri vardı. Orada çok Türk çalışıyordu. Bahçeleri vardı, çok Türk çalışıyordu. Lanidi'nin bahçeleri vardı. Yani çocuktum ama hep onlarla büyüdüm. Hep o anlatımlarla büyüdüm. Özellikle de Goloş Kalesi'nde mesela Piskop Panayır olurdu, Deniz Panayırı. Goloş'ta da panayır olurdu. Goloş'taki panayırda neler vardı? Neler yoğdu. Sucuklar vardı, köfteler vardı, pastelliler vardı. Pastelliler. Pastelli de pastelli beyazı, ama. Beyazı, siyahı. Gerçekten pastelli. Zivanyalar vardı, bilmem neleri vardı. Çünkü Malya burada. Yani tabii, uzak değil. Tabii. Bu köyler birbirine çok bağlı yakın, zaten. Hep yakındılar. Yani Goloş, Erimi, Gandu, Evdim, Piskobu. Bunlar hep kardeş köyüydü zaten. Ve İnsanlar hep ta Alefdora, Bafa düşer mesela. Alefdora'dan bura insanlar Leymosunluyum diye derlerdi. Yalnız şu anda Goloş Kalesi'nin yanındayız. Ama tabii ki burada doğup büyüyenler de Limassolluyum demezdi galiba. Yok öyle bir şey yoktu. Hiçbir Limassolludan duyamazsınız zaten. Leymosunluyum derler ama Leymos'un gazasına bağlı Goloşluyum. Evet. Leymos'un gazasına bağlı Piskopluyum. Leymos'un gazasına bağlı Polemikyalıyım. Yani hiç hep kendi köylerini söylerlerdi. Ama Leymos'un da ilave. Tabii. Mutlaka. Leymos'un, çünkü ona bağlı ama köyler. Ama yani Baflıların hiçbiri öyle bir şey söylemez ama. Nerelidir? Mesela Ayvalı'dır. Yok, Baflı'dır. Baflı'dır. Yani evet. Dimili'dir, Baflı'yım der. Kuklalı'dır, Baflı'yım der. Hiç yani köylerini söylemez. Ama ben çok duydum mesela Kuklalı'yım diyen veya ama civar köylerde işte Piskopluyum diyen, önce Baflı'yım diyen, bu diyen Limassol bölgesinde de olan. Evet. Öyle olanlar da vardır elbette ki. Leymos'un yükleri, Piskopluyum yükleri. Evet. Ondan sonra Leymos. İlginç aslında bu köyde böyle bir kalenin olması. Evet. Çok çok ilginç yani ama sadece kulesi var, evet. Tarihini araştırmam ama çok geniştir. Çok yani, geniş. Çünkü yerleşim yeriydi. Hatta girişi oradandır. Hı-hı. Buradan giriş değil bu aslında ama sonradan yapılmıştı. Restorasyonu da yapıldı. Çok güzel yapıldı hem de.
Burası şu anda bulunduğumuz köy, Trahon Köyü, Kayakale Köyü Türkçe adı. Ama Trahon 4'te 3'ü İngiliz üslerine aittir. Ve şu anda öyle bir güzellik yarattılar ki inanılmaz. Baktığımda küçükken geldiğimiz köyün hiç eseri yok yani. Ama her şekilde belli ki bu köy gerçekten mükemmel bir köy oldu. Burada şu anda tamamen Kıbrıslı Rumlar yaşar. Ama Kıbrıslı Türklerin çoğunlukta olduğu bir köydü daha önce. 74'e kadar Kıbrıslı Türkler hep buradaydı. Ama Limassol'la bağlantıları çok olduğu için devamlı Limassol'a gelirlerdi. 63'te bu köy çok göç verdiydi. Ama kalan kaldıydı, döndüydü geriye tabii. Trahon Köyü gerçekten verimli bir köydü. Özellikle de domates, zebzelik diyeyim, börülce en çok çıkarılan şeylerdi. Hatta bazı sokakların adı baktığınızda İngiliz üslerine ait olan yerde İngilizce sokaklar ismi geçer ama hiç göremedim daha şu anda. Daha önce geldiğimizde vardı. Bu yolun adı şu anda çok değişti tabii, tek yoldu daha evvel. Gidiş geliş bir yoldu. Şimdi iki gidiş iki geliş var. Franklin Roosevelt'tir caddenin adı. Ve ta bizim Türk Parkı'na kadar, Garnizon Parkı'na kadar nereden çıktı o? Keselim burayı. Tamam. Park Gazinosu'na kadar giden bir yoldur bu. Çok güzel şeyler yaşandı. Çünkü Guagola Denizi denilen Coca-Cola'ya ait bir deniz vardı. Orada küçük bir Beritero dediğimiz şey vardı, kantin vardı ve oradan oraya buzdolapları koymuşlardı ve buradan buz fabrikasından, şu anda geçtiğimiz yerden buz fabrikasından böyle külçe külçe buzlar alıp oraya götürürlerdi. Çocukken hep aklımda kalan odur zaten. Sol tarafımızda şu anda göremiyorsunuz ama şimdi gördüğümüz yer, bu da Coca-Cola dediğimiz yerdi ve çocukluğumuz burada geçti. Çok güzel ağaçlar vardı. Şu anda bizim mahalleye girdik. Benim çocukluğumun mahallesi. Burada şu anda geçtiğimiz yer İngiliz evleridir bunlar. Ve yanında da Stella diye bir teyzemiz vardı. Türklerden daha güzel Türkçe konuşan bir Rum'du. Ve çocukluğumuz hep onun yanında geçti. Bütün elbiselerimizi, her şeyimizi o dikerdi. Şu anda benim kapısı açık olan ev benim çocukluğumun evi. Gelin de programa. Evet, Ayhan Korel'in evinin önündeyiz. Yani 1974'ten önce hayatın burada geçti. Şu anda kapının önündesin ve şu anda burada oturan evin sakinleri aslında Siligul olduklarını bize söylediler. Yani buraya geldiğin zaman şu anda ne hissettiğini ben önce onu öğrenmek istiyorum. Vallahi çok karmaşık duygulardayım zaten. Her geldiğimde karmaşık duygulardayım. Çünkü mahalle değişti. O karşıdaki bu evlerin aynısı orada da vardı ama savaştaki... Bunlar göçmen evleri miydi? Yok, belediye evleri. Göçmen evleri daha aşağıdadır. O karşıdaki evler de vardı. Hep bütün mahalle çocukları. Bu gördüğünüz roundabout değil artık, meydanlık değil. Çok uzun gelirdi bana. Şimdi
küçücük oldu, ev küçücük oldu. Yani burada bu ekşi ağacı hala daha durur, limon ağacı. Burada bir gınnabımız vardı, gınnaba küçücük. Yeni dünyamız vardı burada ama çok büyüktü. Bir aile düşünün yani 7-8 kişilik, hatta torunlar da geldiğinde dünya kadar. Kaç kardeştiniz bu evde? 8 kardeştik. 8 kardeş, anne baba. Annem babam, dedem. Deden, evet. Ooo maşallah. Kaç odası var bu evin? Bir oturma odası, yatak odasıyla birlikte. Fakat arkaya babam üstü çinko olan. Lamarina. Evet, çinkodan ev yaptıydı, evet. Ve o evin içinde 8-10 tane yatak vardı. Sadece demir biz değil. Demir yataklardan. Tabii demir yataklardan, evet, ve her ay, hatta daha önce 15'ti, sonra aya çıkardılardı. Rick'in verdiği bir şey vardı, televizyonda Türk filmi vardı. Cuma akşamları, ayda, evet, ayda bir. Ve o gece yataklar fulldu tabii. Uyuklardık artık çünkü saat 10'da başlardı. Film bitene kadar biz uyurduk çocuklar. Büyükler izlerdi tabii. Çok güzel bir çocukluğum geçti. Yani insanlar çok fakirdi o dönemde ama çok mutluydular. Çok birbirlerine bağlıydılar. Dayımın evi karşıdaydı yengemle. Annemle yengem hiç anne yenge ilişkisi yaşamadı zaten. Kız kardeş gibiydiler. Daha bu yanda Östen abalar vardı. Bakkalımız vardı, Kemal Rüstem. Östen abalar burada, Münis abalar. Pembe annem dediğim, beni besleyen. Ama her evin baş ev ayrılmıştı, mevzi yapılmıştı onlar. Yani burası onun için Vietnam'ıydı. Hatta burada bir tank patlatıldıydı. Ve adını ondan aldıydı Vietnam. Çünkü Rumlar hiç buraya giremediydi. Oysa karşı tarafta Rum dostlarımız vardı. Yukarıda Rum dostlarımız vardı. Hatta az önce bahsettiğim Stella şimdi öldü. Nur içinde yatsın, toprağı bol olsun. Türklerden daha da güzel Türkçe konuşan biriydi. Aslında siz Rumlarla görüşürdünüz ama bu mahallede sadece Kıbrıslı Türkler mi yaşardı? Evet, sadece Kıbrıslı Türkler. Sadece Kıbrıslı, evet. Türkler. Aşağı yukarı ne kadar bir nüfus vardı o dönemde? Vallahi her şeyde 5-6 tane hane olduğuna göre, öteki tarafta daha, çünkü orada belediye evleri, öteki taraftakiler daha fazlaydı. Çok güzel bir mahalleydi yani. Evet. Çok. Peki civardaki Rumlarla ilişkileriniz nasıl? Kavgamız yoktu yani onlardan. Hiç yok hiç. Evet, çok iyiydik. Peki Ayhan'ın mesela bir gününü anlatsak burada, çocukluğunu nasıl geçerdi? İşte sabahleyin kalkmak. Yazım ayrı geçerdi, kışım ayrı geçerdi. Çünkü yazda devamlı denizdeydik bütün mahalle çocukları. Kışta da burası çukur olduğu yerlerde, golimba dediğimiz o sularda yalın ayak ve hiçbir hastalık olmazdı. Onu düşünürüm ben. Şimdi bir ayakkabımı çıkartsam, yere bassam hemen hasta oluruz. Evet. Nasıl bir değişiklik yaşadın? Bu evde hiç unutamadığın bir anın var mı? Var, çok vardır aslında. Bir tanesini seçelim. Komik bir tane anlatayım o zaman. Kız kardeşim çok korkardı küçükken. Ablamın kızıyla ekranız yani. 2 yaş ablamlandır. 1 yaş onunla ben. Eve gelecekler iştekiler, çalışanlar, annem falan. Annem de Polimya'da çalışırdı. Polimya yolunda çalışırdı. Benim doğduğum klinikte çalışırdı. Kız kardeşimin doğduğu klinik. Ve o zaman cinin karısı öldüydü. Ve astıydı kendi kendini. Daha 2 hafta sonra da Mustafa Kasap diye bir adam vardı. Çok ünlülerden yani, kasapların ailesi. Ve o da Rumlar tarafından öldürüldüydü. Kesildiydi kafası yani. Ve gazeteye öyle koydular kafasını, şeyini. Onlar gördüler ya onu. Ben onlar çalışırken, tahtaydı şeyimiz, kapımız. Ben buradan pencereden çektim, pancurları kapattım. Pancur vardı, eski pancurlardan. Kapıyı da çekmemde ama pencereden de bağırdım. Şahsine geliyor diye. Kadının adı Şahsine'ydi, Nur içinde yatsın. Şahsine geliyor diye bağırınca ikisi de, biri domatesleri, badatesleri ayırırdı. Öteki mopu yıkardı. Darma duman oldu orası.
biri kapıya vurdu kafasını, çığlık çığlık en güzel anılarımdan biriydi. Küçükken bile yürüyemez durumdaydım mesela, çok iyi basamaz dayan diye. Ve öyle bir anıdır bu ki, yani küçükken bile çok mızır bir çocuğdum. Yani yapacağını yaptım. Hepsini korkuttum. Peki ben şunu merak ediyorum. Yani işte güzel güzel yaşarken, burada hayatınız iyi veya kötü ilerlerken ansızın işte darbe oldu 1974'te, evet. Ve darbe sonrasında tabii ki harekat, evet. Sonrasında peki bu evden siz nereye gittiniz? Bu evden, yani o gece mi? Nereye gittiniz? Hayır, hadiselerin çıktığı hiç 1974'te. Kaçmadık. 2-3 ay sürdü ayrılmamız. Çünkü ayrılmadık yani. Mahalledeki, daha doğrusu evimizdeki eşyalarımızı annem bir satmaya başladı. Çarşafıdır, şuyudur, buyudur. Altınlarını satmaya başladı. Çünkü kız kardeşlerimi kuzeye göndermek isterdi. Gizli yoldan. Ve Lira Palas'a gönderdiği zaten. Onlara 220 Kıbrıs lirasıyla öteki tarafa gönderdi onları. Biz, hangi tarihte oldu bu? Zannedersem Eylül, Ekim. Eylül, Ekim. 74'ün yani, Eylül, Ekim'inde, evet. Ablalarınızı kuzeye gönderdi. Kuzeye gönderdi. Onların biz, gittiğinden de emin olduk. Tabii tabii. İyidirler. Biz ama ablamlar olduğu dönemde de şeyde önce Happy Valley'e götürdüler bizi. Halamın çadırında kalırdık. Dünya kadar insan aynı çadırın içinde. Sonra dağa çıkardılar bizi. Piskobu Dağı'na, Paramal Dağı'na. Paramal Dağı'nda da 3 ay geçirdik çadırlarda, o kış kıyametin içinde. Orada bile mutluyduk. Orada bile bir mutluluğumuz vardı. Peki birçok insan Paramal'a gittiğinde oradan nereye gitti bu insanlar? Birçoğu İngiliz üsleri olduğu için orası. İngiliz onları, vatandaşlarını İngiltere'ye aldı götürdü. Birçoğu da Türk, yani gene İngiliz üstlerinden Türkiye üzerinden kuzeye geçirildiler. Adana, İskenderun, Mersin, oralarda bu insanlar 15 gün, 1 ay kaldılar. Ondan sonra Türk tarafına geçtiler. Peki genelde bu bölgede yaşayan insanlar kuzeye geçtikten sonra Güzelyurt bölgesine mi gitti? Yok, Beymosunluların çoğu Girne'dedir zaten. Onu biliyorum. Hı-hı. Ama sizin mahallede olanlar, yani çoğu Girne'ye gitti. Evet. Peki nasıl oldu da siz Güzelyurt'a gittiniz? Babamın şeyinden, bahçeci olduğu için. Mesela az önce bahsederken Fasur'un şeyinde en bir stadı dedim ya. O yüzden Girne'de ev verildi yani, ama istemedi. Gitmem dedi Girne'ye. Çünkü Girne tatil köyü, tatil yeri, şehri. Babam topraktan ayrılamadı hiç. Bahçe istedi. Bu da benim güzel evim. Dorası yine Ali gibi plak ya. Toplaktan mikrofonu. Το Γιώργουλα Θεία είναι καλύτερα γενικά, γιατί το μηνίσκησο στο το σπίτι εγώ γεννήθηκε και πόσα χρόνια τώρα? 20 χρόνια. 45. 45 yıl oldu. Γιώργουλα teyze benim doğduğum evde, yani doğduğum ev değil de yaşadığım evde 45 yıl oldu oturuyor ve gerçekten evi mükemmel bir şekilde getirdi. Yani bizim 74'ten önce yaşadığımız zorluklar, yokluklardan sonra bu evin gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum. Geçen defa geldiğimde yürüyordum. İlk geldiğimde daha doğrusu. Zannedersem ya 97 ya 98 yılıydı ilk geldiğimde, daha kapılar açılmamıştı ve hep evi dolaştırdı bana, kendimi tutamadım yani. Nasıl gerçekten mükemmel karşıladı ve ilk sorduğu soru evine geldin tekrar oturasın diye bir soru sorduydu. Dedim yok, bu ev senindir artık. O zaman böyle tedirgindi ama ondan sonra rahatladı. Sana bu bolla. Το γενικά θέλει εσύ είναι μηνίσκησο στο Τουρκοκυπρέο το σπίτι. Είναι πολυκατοικίε. Ναι. Τιμαρχείο, ναι. Και δεν έδωσε μας
Επειδή είχαμε, είμαστε φτωχοί, δεν μπορούσαμε να πληρώνουμε ένα ενοικίο. Και είχα και μωρά, 4 μωρά τότε. Και έδωσε μας και καθόμαστε με ενοικίο. 45 χρόνια. Evet, dört tane çocuğunu bu evde büyüttü ve 45 yıldır bu evde yaşadığını, ne düşündüğünü sordum yani ne hisseder. Hiç yani der, bize belediye verdi bu evi, biz köyden geldikten sonra belediye verdi bize bu evi ve üzüldüğünü de söyler yani bizim için. Evet, Donisi, Donisimas, Irini. Είναι ήρθες, ο... Ειρήνη, θέλουμε ειρήνη. Αλλά έχει πόσα χρόνια και ακόμα δεν έγινε... Είναι 50 χρόνια τώρα. Söyledik ama 50 yıldır diyor, çözüm yok. Aynen. Onu söylüyoruz ama... İsterik dedi, barışı isterik. Thelo Irini. 50 yıldır maalesef. Hiçbir şey yok. Yok diyor. Peki. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Peki. Evet Ayhan, mahallendeyik ve mahallende gezinmeye başladık. Burası galiba Mücahitlerin bölüğüydü. Burası Hamza Dayı'nın kahvesiydi. İçeride de bölük. Yani evet. Bütün 29 Ekim'ler, 10 Kasım'lar bilmem neler. Burada organize oldu. Hep organize buradaydı. Türk sahasında da güzellikler yapılırdı işte. Burası... Komşularım Nesli Baba burada Hafif Baba'nın eviydi. Daha sonra Kamil abi ile Sayı taşındıydı buraya. Yani kızı. Onun yanında Nesli Baba vardı. Nesli Baba'dan sonra Şansel abla ile Erpinal abi. Erpinal abiyi kaybettik. Nesli Baba'yı da kaybettik. Hafif Baba'yı kaybettik. Nur içinde yatsın. Hepsi yani gitti. Mükemmel idi, mükemmel idi. Bir de güzelliği vardı. Birçok komşu, birçok komşuyla küsüdü. Kavgalıydı, kavgalıydılar. Kavgalıydılar ama başka Ayandon'dan, Arnavut'tan biri gelip de bizim komşulardan biriyle kavga etse hemen birleşirlerdi. Sulukule gibi bir mahalleydi. Bu karşıdaki gördüğünüz park yeri de daha önce ev vardı orada. Aynı evlerin aynısı orada da vardı. Ama bomba atıldığında yandıydı ve tüplerden evler olduğu gibi yandıydı yani. Belediye evleri. Belediye evleri, evet. Yanmış oldu. Evet, Vietnam sokağında Ayhan Koreli'nin aslında çocukluğuna dair hikayesini dinledik, evini gördük, orada şimdi yaşayan insanları gördük. Devam edelim Ayhan. Devam edelim. Ayhan, burada neden durduk aslında? Biraz önce evinden hareket ettik ve şehitliğe doğru yürüyoruz ama burada da yine seni besleyen bir kadının vuruluşu var ve burada acı bir anı var. Onu da izleyicilerimize paylaşalım. Biz hepimiz cumartesi Türk tarafına gittik. İşte Türk tarafı dediğim Tahtalı Köprü ablamın evine gittik. Ve savaş başladığında GO tarafından buraya ateş açılıyordu. Herkes kaçmaya başladı, Türklerin yoğun olduğu yere. Çarşıya doğru yani gitmeye başladılardı. Ve ayağından vurulmuştu işte beni besleyen Meyrem annem. Ve burada siz gidin, yollayın birilerini gelsinler, alsınlar beni. Çünkü yürüyemeyeceğim dedi kocasına ve kızına. Ve bu, orada bıraktılar onu. Sonra Rumlar aşağıya indi, Türkler kaçınca hep göçmen evlerinden, belediye evlerinden kaçan Türkler. Türk tarafına yani çarşıya indiklerinde, daha doğrusu hastaneye doğru indiklerinde onda Rumlar geldiler ve burada bir motosiklet vardı. Motosikletin içindeki benzini üzerine döküp yaktılar ve öldürdüler onu ve buraya gömülmüştü. Buradadır ama bilmiyoruz yani nereye gömüldüğünü. Peki, bilmiyoruz. Yani o anda aslında... İncir ağacının altına gömüldüğü çünkü. O anda aslında siz yürüyün beni sonra alırlar demeseydi veya sizler
belki bizim, hani biz yoktuk işte, biz oradaydık siz yani oradaydı. Evet. Peki, kocası yani, da yaşlıydı Hasan amca. Kocası yaşlıydı. Evet. Yani onu taşıyacak başka taşıyacak birisi biri yoktu. Oysa kadın o an ölmemişti. Yok, ölmedi. Ondan sonra evet. Yani yaşama şansı vardı, vardı ama ne yazık ki sonra gelip evet, demek ki benzin. Ve dökün. Burada yine burada kalan bir hatta bu evlerden birindeydi. Çünkü çok küçüldü. Her şey çok küçüldü ya. Bu evlerden birinde Nalan diye bir ablamız vardı. Onu o gömmüştü buraya. İncir ağacı vardı burada. O incir ağacının altına yandığı gitmiş. İçin kaldıramadılar. Evet, kaldıramadılar. Çok acıklı bir hikaye. Çok çok. Ve şu anda şehitlikte yani şehitlikte de sizin ailenin çok acı ve gerçekten tabii kabul edilemez bir hikayesi evet var. Onu da birazdan şehitliğe yürüdüğümüz zaman alacağız. Evet, şu anda Kıbrıslı Türklerin, şehitlerin bulunduğu şehitliğin yanındayız. Burası park, hemen yanında okulumuz vardı. Ve burada az önce de size gösterdiğim gibi Mehmet Erol, Reşat ve yanında iki arkadaşı 21 Temmuz tarihinde, yani harekatın başladığı günün hemen ertesinde şehit oldu. Ayhan abim 20 yaşında, genç bir insandı. Peki nasıl oldu bu üç? Üç arkadaştılar çünkü Lemos'un saat 2:30'da düştüydü. Yani 3'e gelmeden düştüydü. Ve onlar devam ettiler. Ta bitene kadar şeyleri, kurşunları savaştılar. 6:30'da teslim oldular artık. 20 Temmuz'da. 21 Temmuz'da benden 8 yaş büyük olan ablam çarşıda onları gördü. Nail Potinci diye bir dükkan vardı. Ayakkabı satardı yani, ayakkabıcının yanında. Ve gördü, buradan kaçın dedi yani. Çünkü bizi alacaklar, nereye götürecekler belli değil. Ondan sonra görmedik, kayıp diye şey ettik. Ama daha sonra Aytun Berkalp geldi, söyledi işte. Bunlar oğlunun eşyalarıdır. Tesbihi vardı. O tesbih kandan simsiyah olduydu. Beyaz tesbihti. Kandan simsiyah olduydu. Üç arkadaş öyle öldürüldüler. Ve Aytun Berkalp gerçekten büyük savaş verdiydi. Üçünü birlikte gömmeye çalıştılar. Hayır dedi, teker teker gömülecekler. Getirdiklerinde. Çünkü tanınmaz haldeydiler. Mevzide mi vuruldu? Yok, vurulmadılar. Alındılar. Ertesi günü kelamit fabrikasında öldürüldüler. Ve presaya da bastırılmış şekilde yani. Makineden. Yani öyle. Yani korkunç bir katliam oldu. Oldu. Onları alıp götürdüler. Oldu. Siz kaybettiğinizi oldu zannettiniz. Sonra Aytun Hanım geldi. Evet. Ve size bu şekilde mi anlattı? Tabii. Çünkü tanınmazdılar. Sadece kıyafetlerinden ve üzerlerindeki şeylerden tanındılar. Apoletlerden. Yani pres makinesine kondular. Tabii orada çünkü keramit yapılırdı. Yani keramit makinesine. Ve tanınmaz hale geldi. Tanınmaz hale geldi. Peki sonra ne oldu? Bu insanları nasıl aldınız? Almadık zaten. Direkt buraya getirdiler ve defnedildiler. Çünkü şehit yıkanmaz, bir şey olmaz. Peki siz direkt burada mıydınız o gün? Yok, o gün yoktu. Hiç onları da göremediniz? Hiç. Yani en son sadece ablamızın gördüğü tam. Evet. En son o gördü zaten. Başka biri görmedi. Ve siz böyle sadece korkunç bir film gibi size anlatıldı. Evet. Ve siz kapılar açılana kadar da buraya gelmediniz. Ve annem de babamın hep söylediği bir şey var. 20 yaşında evlat toprağa verdiler. Ama bir günden bir güne bize Rumlar düşmanımızdır demediler. Aynı şekilde babamın arkadaşı bir köyden, babamın arkadaşının iki oğlu öldürüldü Girne'de. Ve onlar da evlatlarına hiç öyle bir şey söylemediler.
tamam kimdedir bu arta? Yani bu ölümlerin sebebi, bu şeylerin sebebi, bu yani gözlerin, ağıtların, bu gözyaşlarının sebebi. Savaşın kazananı yok. Hiçbir zaman olmadı. Her taraf kaybediyor. Hiçbir zaman. Hatta şimdi şuraya geldik ya, ben hep Limassol'u hep güzel anılarla anlatırım ben. Her zaman için. Hiç kötü anılarımı anlatmak istemiyorum. Çünkü unutmak istediğim anılardır. Ama buraya geldik ya şimdi. Burası böyle parke döşenmiş değildi. Küçük küçük çiçek açan arıların konduğu çimenler vardı ya. Onlardan doluydu burası. Ve o gece çimenleri de ıslattılardı. Sırf yani bizi oraya koyacaklar diye. Hatırlarım oraya ilaçlar koymuşlardı. Hatta askerler bu evin camlarını, o evin camlarını, ışıklar gelmişti, elektrikler gelmişti ve taramalı tüfeklerle o bütün ışıkları taradılar. Ve biz oradaydık, hepimiz oradaydık. Doktorun elinin damına çıkardılar doktoru ve bayrağı yakması için silah soruyla yani bayrağı yak. Unuttum. Vallahi unutmak istediğim şeyleri unutuyorum zaten. Çünkü o gece o bayrağın yanmaması zaten bir alkış tufanına sebep oldu. Herkes alkışladı, bayrak yanmıyor diye, Türk bayrağı. Ama gel gelelim şimdi nasıl bir durumdayız, neler çektik, ne hallerden geçtik, ne durumlardan geçtik ve gün kuzeye gittik. Hiç annenizle babanızı getirebildiniz mi bu şehre? Getirdim, getirdim. Pile'den 97'de ilk geldiğim, zaten ilk geldiğimde üniversitedeydim. İstanbul'dan Atina'ya, Atina'dan da Larnaka'ya gelmiştim. Hatta bir de şiirim var onun şeyin hakkında. 30'a 20 diye. 30 dakikalık yol için 22 saatlik yolculuk yaptım. Ve hapiste de, yani hapis dediğim size, karakolda bekletildim işte. Ondan sonra beni doğurtan doktor geldi, aldı beni. Ve onlarda misafir kaldım bir hafta. Ondan sonra tekrar Atina'ya, Atina'dan İstanbul'a ve Ankara'ya okula gittim. Peki annenizi babanızı nasıl getirdiniz? Annemle babamı getirdim, annem emmedi. Annem emmedi. Yani sadece dua etti, çok ağladı, çok bağırdı. İstemedi, kimseye söyleme dedi. O ölmedi, hala daha ölmediğini düşünürdü yani. Ölene kadar da hiç kabul etmedi, hiç. Çünkü oğlum kayıptır derdi. Büyük bir vahşet. Tabii. Evet. ...1974 öncesi Limassol'da yaşayan Kıbrıslı Türklerin bulunduğu bölgelerden bir tanesi olan Vietnam Mahallesi'ndeydik ve Ayhan Koreli'nin hikayesini dinledik. Evine geldik, evinde oturduk. Sizlere onun anılarını, hatıralarını, acı tatlı yaşadıklarını anlattık. Ve şimdi artık gün batıyor. Biz de yavaş yavaş Limassol Vietnam Mahallesi'ni bitirdik ve Lefkoşa'ya doğru yol alıyoruz. Ama Limassol'dan da Yaseminimizi kokluyoruz. Hepinize kucak dolu sevgiler.